değişik bir şekilde İslamiyet'i anlatıyor. Ondan sonra işte ben de diyor nurlara artık diyor talebe oldum. Böyle kardeşim. Ben sadece Nurse çok azam bir helakam, selaset, fesahat, cezalet hepsi içinde. Şuraya bak. Ne diyor? Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın. Yani bu kainat kitap mıdır hakikaten? Bu kitaptır. Bu kitaptan ne kadar kitap yazılmış? Fizik kitabı var. Jeoloji kitabı var. Biyoloji kitabı var. Astronomi kitabı var. Zooloji kitabı var. Psikoloji kitabı var. Pedagoji kitabı var. Lan bütün üniversitede okutulan kitaplar hep bu kainattaki olan hadiseleri anlatıyorlar. Demek ki kainat ne kadar büyük bir kütüphane ki ondan ne kadar kitap yazılmış. Ve Kur'an'la ne kadar büyük bir kütüphane ki 300 bin tefsirler yazılmış. Bütün kitaplar, yazılan dini kitaplar Kur'an'dan alınmış. Bütün yazılan fenni kitaplar da kainat kitabından alınmış. İkisi de Kur'an. Biri maddi, biri kelam sıfatından geliyor, biri irade sıfatından geliyor. İkisi de Allah'ın kitabı. Kur'an şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan, ayat-ı tekviniye işte, ay, güneş, yıldızlar, rüzgarlar bunlar, Allah'ın tekvini ayettir. Ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi, tercüman-ı ebedisi, mütenevvi dillerle okuyorlar. Mesela bakıyorum zeytin ağacı, 60 tezgahını kuru toprağa çalışıyor, yağ üretiyor yukarıda. Kendisi odun, dediği çamur, bize yağ veriyor. Konuşmuyor mu bu ağaç? Ne diyor? Bismillah deyip rahmet esnesinden ellerini doldurup bizlere tam patlıyor. Dedi, buyurun efendim. Ben çamur yiyorum ama siz yağ yiyin diyor. Öteki diyor, o da çamur yiyor, siz de şeftali yiyin diyor. Ben de çamur yiyorum ama siz incir yiyin. Ben de çamur yiyorum ama siz kestane yiyin. Hepsi odun bunlar. Allah bizi odunlarla besliyor. Ve biz bunlara Allah'tan değil de Celle Celaluhu o odunlardan bilirsek, odun gibi gideriz bu tarafa Allah'ın Allah'ın gideriz. Evet, ayat-ı tekviniyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri. Alemi gayb, görmek imzalemde, şehadet de bu gördüğümüz alem. Onları tefsir ediyor. Alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri. Ve zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı. Gizli diyor, bak gizli. Şimdi gizli şu kardeşler esasında görünüyor da insan iman gözüyle bakamadı mı gizli oluyor. Mesela şimdi kulak, boğaz, burun doktoru. Bu adam eğer iman bunda yoksa bu adam buruna bakıyor. Ha diyor bilmem ne damarı çatlamış diyor. İşte bilmem ne kanalı şey olmuş diyor. Kulağa bak işte efendim dış kulak, iç kulak, dış kepçe kulak efendim işte zarının bilmem nesi ne olmuş diyor. O tarafını görüyor. Halbuki iman gözüyle bakıldığı zaman Allah Allah ne harika bir şey var. Bütün sesleri birbirinden ayrı denen ilahi bir cihaz. Almanya kadar bir kulak olsa bu kulağın yaptığı vazifeyi göremez. Çünkü bu mucizedir. Sinek hızlıyor sinek. Ezan okuyor, ezan okuyorsun. Tren düdük çalıyor, tren diyorsun. Kim o? Ben diyor abisin. Oğlan geldi. Nereden biliyor oğlan oldu? Bitiriyor Cenab-ı Allah. Ben. Herkes ben değil mi? Ama o başka ben. Bak et kızım, herkesin ağzı et. Etten çıkan sesin birbirine benzemesin ağzınızın var. Olsak böyle böyle çıkartmıyor. Et sesi bu. Et sesi bu. Ama buradan çıkan ses başka. Yani diyor anahtar olun. Bizim adam geldi diyor kapıya çıktı. bunu bir kulak doktoru geçenlerde böyle benim rahatsızlığım biraz boğazımdan da bu kapıdan beraber doktora gitti. O bir şeyler sonra ben sonra ders yaptık orada. Adam da öyle kaldı. Şimdi bana sordu ne zamandan beri bana izah etmiş dedim. Ben biraz akşamları fazla konuşuyorum. Sesim dedim ondan şey oluyor falan filan. Dedim kusura bakma. Tabibe tıp dersi vermek huzur değildir. Ama başın sihirlete yardım edecek noktaları söylemek hastane vazifesidir. Adam sevdi. Sen bir söz mü dedi? Bu dedim dedi o zamanın sözü. Tabibe tıp dersi vermek
fuzuliliktir. Ama teşhis-i illeten yardım edecek noktaları söylemek hastanın vazifesidir. Yani teşhisi akıl edilmesi için doktora çizip 10 gün temeli şöyle oluyorum, gece böyle kalkıyorum, şuram ağrıyor, bunları söyledin mi doktor daha çabuk senin hastalığını keşfeder. Ondan sonra adamlar açıldı falan, bize baktı kulağımıza, boğazımıza falan, sonra da bir ders okuduk orada düğünün sözden. Doktor dedim borcumuz da falan dedi, bizim dedi borcumuz dedi, siz söyleyin dedi. Çünkü bizi dedi, ben yarım saatten fazla başka aletlere götürdüm dedi. Bizim borcumuz neyse biz verelim. Ya elimizde şartlarda ne kadar güçlü şartlar ama duyurabiliriz tabii, duyurabilsek. Yani buralarda yer değil mi? Stadyumlarda yapacağız neyse. Tabii olmaz mı ya, niye olmasın kardeşim ya? 70 bin kişi toplanmış oraya var. Heyecan. Allah aşkına. Hepsi bir top. Bir tekme vuruyor. Adam orada 70 bin tane kapı. Oradan bir tarafa taşıyor 70 bin tane. Nedir bu boş bir top? Bir yere giriyor top. Ooo! Ne oldu? Girdiğe girsin. Ne oldu ya? Girdiysen. Ne oldu ya? Kıyısı mı güzeldi? Asayiş mi güzeldi? Kardeşlik mi geldi? Ama milletle boşluk var ya, o boşluğu onunla doldurmaya çalışıyor. Çünkü bağıracak bir şey yok adamın. Ama bizim bağıracak şeyimiz var burada mı? Bağırıyoruz. Onun bağıracak bir şey olmadığı için orada bağırıyor. Bunları bulsa, bunlara bağıracak. Veya tabii, çünkü insanda bir enerji var. O enerjiyi bir yere harcaması lazım. Şu kaynıyor yani, böyle kaynıyor. Şimdi o suyu biz kanalize edersek, bahçelere, bağlara, efendim, yönlendiririz, bize çiçek yetiştirir, meyve yetiştirir, sebze yetiştirir, aynı su. Ama bıraktırsan o suyu, gider orada daha ilerlerde dolaşır, orada kaplumbağalar, kurbağalar, böcekler, sinekler, ondan sonra bize musallat olurlar. Aynı su. İnsandaki kabiliyetler de böyle. Eğer kanalize edilmezse, güzel yere bunlar takdim edilmezse, başımız dönüp, başımıza dert olur. Adam döner bıçağıyla maça gidiyor. Polis yakalanıyor mu diyor, abi lazım olur ya. Lan harbiden ne diyorsun, değil mi? Diyor ben, kardeşini kesecek orada ya, top için. Neden? Boşluğa hani nereye gidiyor? Biliyoruz, bir maçta 20 kişi öldürdü. Kayseri Sivas maçında 20-30 kişi öldürdü. Bu adam yarın gidince nereden götürecekler, nereden biliyor bunlar? Maçtan. Evet kardeşler, demek ki zeminde ve gökte gizli. Gizli. Şimdi biz balığı yiyoruz ama nereden balığı oluyor? Kars balığı. Haa evleri Kars balığı. Tamam bak gizli bal görünmedi. Kavunu yiyor. Nerenin kavunu? Kırk ağaç kavunu. Haa çok iyidir kırk ağaçın kavunu bambaşkadır falan. Gene gizli. Halbuki desek ki bu kavun Allah'ın kavunu. Allah bizi bak ne kadar çok seviyor. Çamurun içinden bize kavun gönderiyor. Sapında tat yok, kökünde tat yok, toprakta tat yok, kavun için var. Doğru ya, hakikaten vallahi düşünemedik o tarafını. Doğru ya, tövbelerimiz. Hakikaten nereden geliyor bu tadı ya falan. Vallahi ya, doğru ya, kardeş bir dakika be. Sayın vallahi nereden geliyor? Eğer merakı varsa adam düşünecek. Nereden geliyor ya, sapla. Oradan gelseydi oraya da bulaşırdı bir şey. Bulaşmadığına göre, demek ki başka bir alemden geliyor. Bak, gizliydi ne oldu şimdi? Esma-i İlahi açığa çıktı. Rezzat ismi, Rahman ismi, Kerim ismi, Mücemmin ismi, Mufakıl ismi, Rahman ismi, Rezzat ismi, o gizli isimler tecelli etmeye başladı. Öyle değil mi Ali Fatih? Değilse söyle Allah aşkına. Evet, bak. Zeminde ve gökte gizli Esma-i İlahi'nin manevi hazinelerinin keşşafı keşfediyor, açıyor. Ve sütur hadisatın altında. Sütur, yani tesettür manasından bu da acaba. Satırlar mı? Sütur hadisatın. Sütur. Esatür rehberin geçiren. Geçmiş. Sütur hadisatın altında muzmer. Hakaikın miftahı. Hakikatleri açıyor. Miftah anahtardır. Fethediyor. Ve âlem-i şehadette, âlem-i garibin lisanı. Âlem-i şehadette, âlem-i garibin lisanı. Cenab-ı Hak tarafından geliyor, kelam-ı ilahi. Ama biz burada onu okuyoruz.
ve şu alem-i şehadet perdesi arkasında, şu alem-i şehadet perdesi arkasında olan alem-i gaybiyetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye, iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye, Mahfuz'un toprak tabakası, bütün nimetler oradan geliyor. Neymiş bu? Ne diyor? Ve alem-i gayb cihetinden gel, bak, şu alem-i şehadet perdesi arkasında. Ne ki bu alem-i şehadetin perdesinin arkasından geliyor nimetler. Toprak bir perde, sanki topraktan geliyormuş gibi görünüyor ama hakikatta Allah'ın rahmetinden geliyor. Çünkü topraktan öyle güzel güzeller, öyle güzel mus var, öyle güzel kavunlar, portakallar, elmalar gelemez. Şimdi bakıyorsun, kavunun yanında zehir gibi biber. Aynı suyu döküyorsun, birisi zehir gibi oluyor, birisi bal gibi oluyor. Bir Almanya söyledim ben bunu. Bütün okulda da adamları zıpladı. Yahu dedim, adam fizikçiymiş. Nasıl oluyor dedim hocam bu? Aynı suyu döküyor. Dedi ki molekül ne? Bir su molekülü. Bir şeyler bilmiyor ama. Şimdi Almanca'da dışarı dedim ki sorun bakalım. Aynı suyu döküyoruz bahçeye. Su molekülleri yayılıyor. Bak suyun bir kısmı dübere gidiyor, bir kısmı domatese gidiyor, bir kısmı kavuna gidiyor, bir kısmı güle gidiyor, bir kısmı sarımsağa gidiyor, bir kısmı limona gidiyor, bir kısmı portakala gidiyor. Aynı su bir yerde acılaşıyor, bir yerde tatlılaşıyor, bir yerde ekşileşiyor, bir yerde yağlılaşıyor, bir yerde mayhoşlaşıyor. Nasıl oluyor bu? Adama dedim ki adam, ben dedi hiç böyle bir soruyla karşılaşmadım dedi. İşte dedi ki böyle bir Allah geçerli şeyler bu, o sudan hem zeytin yapıyor, hem efendim ekmek yapıyor, hem kavun yapıyor, hem karpuz yapıyor, hem salata yapıyor, hem limon yapıyor, hem ceviz yapıyor. İşte o Allah bir şeyden her şeyi yapan Allah. O. Genç adam dedi, siz dedi, Allah haşa, levha gösterir gibi gösteriyorsunuz dedi. Bu modeli dedi, bütün dünya dinler. Bütün dünyaya bu modeli anlatabilirsiniz dedi. Hakikaten anlatıyor, yerlerde dinliyorlar. Hiçbir yerde çıkıp da adam sen ne anlatıyor arkadaş demedim. Kahvede. Doğru hocam. Dağıtları masanın altından veriyor. Adam sarhoş. Sarhoş vallahi dersimize geldi ya. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah hocam. Adam sarhoş ha ama yatıyor kafası. Sonra ayıldı giderken neler söyledi ya. Sonradan geri yaşını atacaktı. İçkiyi bıraktı. Her yerde geçer. Otobüste anlatıyorsun herkes dinliyor. Uçakta anlatıyorsun dinliyor. Trende anlatıyorsun. Vapurda anlatıyorsun. Evet millet. Kulak kapat. Ya duruma göre mesela. Yerine göre. Mesela geçenlerde Urfa'dan uçağa bindim. Ankara'ya gidiyoruz. Oradan İzmir'e gideceğiz. Ankara aktarmalı. Şimdi yanımda bir genç var. Bir şeyler anlatmam lazım. Ama ne anlatacağım? Sen ki delikanlı namaz kılıyor musun? Adam belki kılmıyor, ağırına gelir. Halde bakar sen. Dalga salmasını biliyor musun desene, sen kusur yapmasın. Adam koskoca adamız ya falan. Ağırına gelir. Bilmese bile bilmiyorum demez. Dedim ki küçük uçaktan büyük uçağa bindik dedim. Büyük uçaktan küçük uçağa bindik dedim delikanlı. Biraz evvel uçağımız dedim çok büyüktü. Bu küçükmüş falan. Abi haçtan mı geliyorsunuz? Yok, haçtan mı? Urfa'da geliyorum da. Bizim uçak dedim aşağıda kaldı. Nerede abi? Bak görüyorum dağları, tepeleri falan. Şöyle yağ uçağı görüyorum. 8 bin kilometre hızla gidiyor. Biliyorsunuz ya. Üstünde 7 milyar sadece insan var. Filler, dereler, sığırlar, aslanlar, kaplanlar, sahralar, kıtalar, denizler. Saymakla bitmez dedim. 108 bin kilometre hızla gidiyor. Bizim ikisi 750 ile gidiyor. Pır 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 senin içeri çıkıyor. Abi dedi çok orijinal bir şey söyledin falan. Ben bir de o kadar orijinal değil. İlkokul talebesin de onu söyle. Ben de dünyamı sıkıştırmış adam. Biri kendi etrafında dönmek göreceğim. Yüzüne kadar gidip güneş etrafında dönmüşsünler de yazıcı. Kuru bir şey ya. Çocuğun bir şeyden anladığı yok yani. Öyle yazıyor sen. Nasıl döner? Niçin döner? Dindim durur. Demedikten sonra o zaman dinle olmak üzere bir şey. Tabii baktım bu taraftan bir genç orada böyle memnun oldu falan. Sağ ol abla hocam falan. Derken baktım hostes de dinliyor. O da gitmiyor, orada duruyor. Sesi biraz daha açtım. Baktım ön taraftan millet kafayı çekiyor. Sesi biraz daha açtım.
Ankara'ya kadar ders yaptım. Allah bereket versin. Şimdi bu asırda geçerli bu. Merakını tahrik edeceksin. Şimdi desem ki arkadaşlar, namaz kılmamak ne kadar büyük suç biliyor musunuz? Zaten çok büyük. 20 vakit namazı geçirmek yetmiş kimsenin adam cehennemden çıkamayacak. Hepsi dinlemez. O sese şu adamı susturmuş. Susturmuş o da. Asrı, çünkü kendisi yapmıyor ya. Hani üstadım şöyle diyor, kısıtta kebairde giren lezzet bir menguse bulunabilir. Fakat imansızlıkta hiçbir lezzet yok. Ha. Bak diyorsun kardeşim, Cenab-ı Allah seni hep güzel yarattı. Şöyle yapar. Bir gözlük aldı, iki tane candan dünyanın tanısını verir. Ay iki tane göz aldı, beş kuruş verdi. Doğru hocam. Bak bizim ayakkabı, ayakkabı, ayağın kılıfı. 50-60 milyon dedim, iki tane ayak aldı, kaç para verdi? Allah'ım. Hesabı orada. Böyle işte düşündürerek, kendisindeki olan cihazları göstererek, kainattaki olan güzellikleri okuyarak, ona bunları anlatabiliriz. Çünkü onlar o ayetleri okuyorlar. O ayet onlarda. Adam astronom okuyor, öbürü jeoloji okuyor, öbürü biyoloji okuyor, öbürü efendim psikoloji okuyor. Bunlar hep Allah'ın ayetleri esasında ama onlar Allah'ın ayeti olduğunu bilmiyorlar. Allah'ın ayetini okuyor, Allah'ın ayeti olduğunu bilmiyor. Ona bir anlatılıyor. Adam Allah Allah diyor. Demek ki ben diyorum, ben şimdi fizik okuyorum, Allah'ın ayetlerini mi okuyorum tabii Allah'ın ayetlerini? Kim yaptı onları? Astronom okuyorum ben şimdi Allah'ın ayetlerini, tabii Allah'ın ayetlerini. Kim yarattı o yıldızları? Kim döndürüyor onları öyle düzgün? Birbirine çarptırmıyor, ışığını söndürmüyor. Kim yapıyor onları? Birleşmiş Milletler mi yapıyor? Tabii efendim, doğru diyor. Bir güç var işte, o güç. O güç yapıyor onlar. Biz de o güce iman ediyoruz. O gücün emirlerini yapmaya çalışıyoruz. Bu tarzda anlattığımız zaman takdim çok mühimdir. Adam dinliyor. Bu sonra zaten o kalbine iman yerleştikten sonra güzel bir açlık var içinde, bir noksanlık var. O da ibadetleri yapacak. Yani bu misali veriyoruz her zaman. Adamın karnı aç, üç gün yememiş, misafir gelmiş. Kardeş ne içersin? Sağ ol efendim, bir şey içermiş. Ya bir çay yapayım, Allah razı olsun. Soğuk bir şey içermiş, Allah razı olsun. Ya bir koku bana, Allah razı olsun. Adam ya. Adam karnı bağırsakları kurmuş açlık ya. Görünüyor bağırsakları, ben hala içeceğim diye uğraşıyorsun. Kardeş acaba karnı sarktı mı? Ben şu önce bir yemiştik ona. Sana ne kardeşim? Ona bir kuru fasulye, bir pilav, bir saat sonra o senden çeşmeyi sorar. Ama içi yanıyor. Bak bir sinema yedik, kendi temelinden beşli içeceğim de sahip olmasın diye içemiyor. İçin yanıyor, yedik. Karnımız toplar. İşte bunun gibi. Adamda iman zafiyeti var. Onu yedirmek lazım evvela. İmandan doluşacaksın. Ondan sonra o suyu içer. Kur'an-ı Kerim'de de Rabbimiz öyle diyor. Külü ve şarabı. Yiyiniz, içiniz. Onun için aklınızda olsun bir misafir dediği zaman dışarıda. Ne içeceksin dedin kardeşler. Sofrayı koyuyor. Zaten yemişse, aman adem Allah dur. Yok abi kuracağım ya, Allah yemeyeceğim. O zaman bir çay yapalım ya. Soğuk bir şey. Takdim çok iyi. Evet, demek ki Allah'ın iltifakat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeli-i Sübhaniye'nin hazinesi Kur'an'dır. Ve şu İslamiyet alim-i manevisinin güneşi. Güneş. Bununla yolumuzu aydınlatıyoruz. Temeli endesesi. Bu ana dayanacak bütün her şey. Ve avalim-i uhreviyenin mukaddes haritası. Avalim-i uhreviyenin, uhrevi alemlerin mukaddes haritası. Nasıl haritaya bakıyoruz? Hangi yoldan daha kısa gidebiliriz? Hangi otobana çıkabiliriz? Nereden? Kur'an-ı Kerim de ahireti bize gösteriyor. Bu yoldan giderseniz selamet var. Buradan giderseniz felaket var. Buradan giderseniz saadet var. Buradan giderseniz cesaret var diye bize haritayı gösteriyor. Yani. Ve zat ve sıfat ve esma ve şuunu ilahiyenin kavli şahidi. Yani kainattaki olan bütün ilahi yaratmalar. Şuunat ilahiyenin kavli şahidi. Yani bunlar açıkça şerh ediyor. Elem yekunut feten min nemidin imra kitapladır densi yaratır. Sın mekanı alekaten sonra onu kan haline getirir. Fe halefe fe sevva ondan sonra tasfiye ettim. Böyle saygıyor.
mutkaten, halakaten, izamen, lahmen sayıyor böyle şey gibi tefsir ediyor. Hikayattaki yaratılışları. Evet, zat ve sıfat ve esma ve şuur ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhanı katı'ı, keskin bürhanlar. Hani Kur'an bir şey dedi mi, kulağına duyuruyor, gözüne de gösteriyor. Ve sana şimşekten bahsediyor. Ne diyor? Yekâdü senâ berkî yezhabu bil efsâr. Yezhabu bil efsâr. Şimşekten bahsediyor. Yekâdü senâ. Onun parlaklığı o kadardır ki neredeyse yezhabu bil efsâr. Gözlerini alıp götürecek kadardır diyor. Hakikaten şimşek çaktı mı? Bir adamın. Allah gözüm kamaştı. Bak. Yani Kur'an söylüyor. Şimşekte çaktığı zaman Kur'an doğru söylüyor değil mi diyor? Ya ondan kahram böyle. Semavatta bir şeyden. Ve yüseddur ra'at diyor. Ve yüseddur ra'at. Ra'at isminde bir melek Allah'ı tesbih ediyor. E ra'atın tesbihi nasıl olur? İşte gökdürlemesi oluyor ya. Allah 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 Allah. Şimşekler çakıyor. Ve yüseddur ra'at. Ra'at hem gök gürültüsünün adıdır. Hem de Ra'at isminde bir melek var. Onun tesbihatıymış o. Şimdi maddeci şeyi görüyor. İmanlı insan izini görüyor. Diyor ki efendim diyor, bu diyor gök gürültüsü negatif ve pozitif. Bulutların diyor birbirine çarpmasından meydana gelen bir ses zaten. Ya hocam nasıl oldu iki tane bulut çarpıyor da o kadar ses çıkarıyor Allah aşkına. Şimdi dışarıda bir gürültü kopuyor. Aa, ne oldu? Yalgan düşmüş aşağı. Korkandan bu kadar ses çıkar mı kardeşim? Çıkıyorsa var bir şey.